İyi akşamlar herkese. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün VitaFinks Akademi'ye devam ediyoruz ve kognitif ve mental sağlığa odaklanacağız. Konumuz beyninize format atmaya hazır mısınız? Ve misafirimiz uzman doktor Aytaç Karadağ. Şimdi izninizle Aytaç Bey'i çağırıyorum. O sırada da şimdi herhalde katılır. Evet. Aytaç Bey bağlandı. Şu anda Erdi Bey'i görüyorum. Evet, Aytaç Bey'i de uzaktan gördük. Duyabiliyor musunuz Aytaç Bey? Tabii, gayet iyi duyuyoruz. Merhaba. Merhaba, iyi akşamlar. Erdi Bey'le berabersiniz. Erdi Uğur. Herhalde değil mi? Erdi Bey siz ama yarım görünüyorsunuz ya. Böyle bir tık oynatır mısınız böyle şeye doğru, kendinize doğru? O zaman daha iyi olacak. Yok, tam tersini yapmanız lazım. Tam tersi. Şimdi oldu. Şimdi ha, süper. Böyle yapıp belki de sandalyenizi biraz yapabilirsiniz. Tamamdır. Ha, şimdi oldu. Çok güzel oldu şu anda. Evet. Merhaba, hoş geldiniz. Bugün iki değerli konumuz var. Aslında Aytaç Bey'le şey yaptık ama Aytaç Bey, Erdi Bey'i de çağırmış. Sürpriz, iki hem bir uzman doktorumuz hem de diyetisyenimiz olacak. Aytaç Karadağ'ı tanıyorsunuz zaten hepiniz. Doktor kendisi İstanbul'da kliniği var. Dahiliye uzmanı. Uzun yıllardır da fonksiyonel tıpla uğraşıyor ve bu işin uzmanlarından, önde giden hekimlerinden. Erdi Bey de kendisi diyetisyen, Erdi Uğur. Aytaç Bey ile beraber çalışıyorlar. Şu anda klinik yapıyorlar beraber. Zaten hastaları da biraz önce bitirmişler, konuştuk. Ondan sonra Erdi Bey de aslında kendisi diyetisyen, uzun süre diyetisyenlik yapıyor. Ondan sonra fonksiyonel diyetisyen. Bu arada bizim sektörde de çalışıyor belli bir şeyde, farklı firmalarda. En son yine işte Aytaç Bey ile beraber şu anda tekrar kliniğe dönmüş durumda. Beraber hastalara bakıyorlar. Hoş geldiniz diyelim size. Hoş bulduk. Bugün çok güzel bir konumuz var. Güzel bir etkileyici ismi var. Beyninizi format atmaya hazır mısınız? Gerçekten de çok hoş. Bu aralar tam böyle sınav öncesi bir heyecan, bir de genel olarak bayram sonrası bir yorgunluk, şimdi böyle bir odaklanamama problemimiz var herkesin. Onunla ilgili tam zamanlama olarak da güzel bir zamanlama olduğunu düşünüyoruz. Biz Aytaç Bey'le bu konuda bayağı konuştuk birkaç kez. Çok kendisi bu konu çok hakimi açıkçası. Çok bilgili. Şimdi o bilgilerini bizimle paylaşacak. Yavaş yavaş, değil mi Aytaç Bey? Sözü size vereyim. Tamam, teşekkürler. Öncelikle burada herkese ulaşma imkanını bulunduğumuz için teşekkür ederim firmanın izninizle. Bu aralar en fazla sorulan sorulardan biri gerçekten hocam zihin sisim var, brain fog dedikleri dikkat dağınıklığım var ya da beynime perde inmiş gibi diyorlar, konsantre olamıyorum diyorlar. Gencinden yaşlısına kadar eskiden yaşlılarda olan bu durum artık sınava hazırlanan genç çocuklarda bile ki yeni soruları artık hepimizin malumu bir sayfa bir soru ya da yarım sayfa bir soru bilgiden ziyade dikkati ölçüyor ya da konsantrasyonu ölçüyor aslında. Yani sınavı bilip de yapamamak da var olabiliyor ki benim kızım da şu an DGS'ye girecek 2 ay sonrasında. Yine YKS'de üniversite sınavına hazırlanan arkadaşlarımız, talebeler geliyorlar. Hepsinde aynı kaygı var. Biz beynimize nasıl format atabiliriz? Bugün onu konuşacağız. Hem doğal besin öğeleriyle hem de bazı destek öğeleriyle de acaba bunu nasıl toparlayabiliriz? Ya da neden beynimizde zihin sisi olabiliyor? Bunları da konuşmakta fayda olacak kanaatindeyim. Çok güzel olacak. Şöyle sonra da bir sizle başlayalım Aytaç Bey. Ondan sonra bir zaten beraber bir de sorularımız da var. Eksik olmasın, takipçilerimiz size bayağı bir soru sormuş.
Mükerrer sorular var. Biz bunları şey yapacağız, bir araya getireceğim. Böyle son 15-20 dakika soruları soracağım. Zaten siz büyük bir ihtimalle bu şey konuşma sırasında birçok soruyu cevaplayacaksınız. Ama yine de hani spesifik sorular var. Onunla ilgili de konuşuruz. Yok, ben zaten gevezi biriyim. Sözü bana bırakırsanız ben akşama kadar sabah size Estağfurullah. anlatacağım. Estağfurullah. Şimdi Geçenlerde kognitif odaklanmayla ilgili konuşacağız ama tabii ki öncelikle hani bir benim hani şeyim yani insan sağlığıyla başlıyoruz. Ondan sonra beyin sağlığı başta geliyor. Beyin sağlığıyla beraber işte neler kullanılmalı sizce? Yani neler, nasıl bir yaklaşım var? aslında önce beynimiz niye sağlığını yitiriyor? Hani bence sormamız gereken bu. Normalde bir insanın beyni 100 yaşında olsa dahi berrak bir hafızayla dizayn edilmiş. Hatta insanlarda yaşlılık unutkanlığı diye böyle hastalar bazen bize tabir ediyor. Hocam yaşlılıkta biraz unutkanlık başladı diyor. Yaşlılıkta unutkanlık diye bir şey yok aslında. Beynimiz demin söylediğim gibi berrak bir hafızayla dizayn edilmiş. Ben mesela şu an 2 yaşında, 3 yaşındaki olayları bile çok rahat, hızlıca hatırlayabiliyorum. Hani gerçekten hiç unutkanlık yok. Ki beynimi etkileyecek kemoterapik ilaçlar kullanmama rağmen dinamik bir hafızam var. Çok berrak. Benim dedem mesela 105 yaşında vefat etti. 103 yaşında yatalak oldu. Banyoda düştükten sonra kalçasını kırdı. Ama ben de yanına gittiğimde o son 2 yılın yatalak olduğu zamanda bile berrak bir hafızası vardı. Her zaman bana her şeyi sorardı. Normalde ama şu an insanlarda gördüğüm, gençlerde bile gördüğüm bir şey var. Hem yakın dönemde hafızayı unutuyor, hem uzun süre hafıza genelde çok geç giden bir hafızadır. Onları bile unutuyorlar böyle. Biz neden beynimizi aslında yitiriyoruz? Tabii besi öğelerinden de olabilir. Onu hatta Erdo Hocam belki özellikle değinebilir. Ama aynı zamanda bir nöroenflamasyon var. Yani çok ciddi. Mesela şu an Covid geçirdik. Bir Covid dönemini atlattık. Covid ile ilgili de muhtemelen sorular gelecektir düşünüyorum. O dönemde dahi ya da EBA salgını var. Yani bu şekilde dikkat dağınıklığında kolaylaştıran bilgisayar ya da telefondan eğitim gibi insanları tembelliğe iten bir durum. Aynı zamanda kan beyin bariyerimiz var. Bizim kandaki nörotoksinlerin beyine girmesini engelleyen gerçek fiziksel bir bariyer. Bu bariyeri aşındırdık. Bundan dolayı da aslında yine beyin zihin sağlığı azalmaya başladı. Tabii de gıdalarımızdaki katkı maddeler ya da çevresel toksinler, havadaki toksinler, yediklerimiz yine her şeye zarar verebiliyor ve bunlar birikebiliyor. Anne karnında bile çocuk daha doğmadan 1000 küsur tane toksinle doğuyor. Ve çocukluk çağında otizm, spektrum bozukluğu, dikkat eksikliği, hiperaktivite, dürtüsellik bozuklukları ya da onlarda dahi odaklanamama problemleri başlıyor. Yani bunlar ve iyi yönetilemezse erişkinliğine de %58 yansıyor. Hatta bırakın %58 erişkinlikte olmasına, erişkinlikte çocuğu doğduktan sonra çocuğuna da geçiyor maalesef. Yani kuşaklara da kırılan bir durum bu. Bir salgın düşünün. Mesela Alzheimer 85-90 yaşların hastalığıydı. Şu an kaç yaşlarında? Artık 60-65 yaşlarında gelmeye başladı. Geçen bir 59 yaşında beyin fonksiyonunu yitirmiş bir diyabetik doktor hastamız geldi. Doktor kendisi sağlık profesyoneli, diyabet var ve Alzheimer. Hem daha erken görüyoruz, hem daha sık görüyoruz ama beyin çok akıllı. Gelmeden 5, 10, 15 yıl öncesinden bize dikkat dağıtıklığı, unutkanlık, konsantrasyon zaafı gibi sinyaller veriyor. Ve Alzheimer gözüm sıklığı Türkiye'deki istatistiklerde %277 artış var. Yani 3 kat artış var. Çok sık görmeye başladık. Ve sıradanlaştı. Ben bir nörolog değilim ama nörolog arkadaşlarımız bana gönderiyorlar sağ olsunlar. Aynı anda 3 tane yan yana Alzheimer hastasını beklediğini biliyorum benim koyduğum. Yani ciddi anlamda bir salgın gibi düşünelim. Sadece bunu demans ya da Alzheimer olarak düşünmeyelim. Aynı zamanda bu bir dikkat dağınıklığı ya da zihinsiz diyoruz. Brain fog, hani konsantrasyon eksikliği. Tabii kan beyin bariyeriyle birlikte bağırsak bariyeri var aslında. İkisi de aynı yapı taşlarıyla birbiriyle. Mesela zonelin bağlantıları, okledin bağlantıları, zonele okludens, makula adherens dedikleri sıkı bağlantılarla hücreler birbirine bağlı. Bu bağlantılar aşındığında, bağırsakta aşınma olduğunda leaky gut, geçirgen bağırsak, sızdıran bağırsak diyoruz. Aynısı beyinde olduğunda, kan beyin bariyerinde, ona da leaky brain, geçirgen beyin, sızdıran beyin diyoruz. O zaman ne oluyor? Kandaki nörotoksinler daha rahat beyne giriyor. Bazılarında nöroenflamasyon yapıyor. Zihinsiz, işte dikkat dağınıklığı, unutkanlık yapıyor. Bazılarında nöroenflamasyon migren gibi baş ağrıları yapıyor, böyle zonklayıcı tarzda. Bazılarında ise anksiyete, panik gibi duygulanım bozuklukları yapabiliyor.
Yani kişiden kişiye farklı bulgular yapabiliyor. Ben burada hangi vitaminlerin, hangi gıdaların eksik olduğunu teker teker zaten vaktimiz yettiği müddetçe tane tane anlatacağım. Ama besinlerin de bozulduğunu biliyoruz. Hangi besinler bize bu beyin bariyerini bozuyor ya da dikkatimizi dağıtabiliyor ya da hangi besinleri almamız gerekiyor? Bununla alakalı bilgi vermeye çalışacağım. Tabii ki hocam. Özellikle hepimizin bildiği aslında hep ilk B12 bakılır bildiğimiz ve genel hastaların birçoğunda da yine B12 seviyelerinin düşük olması ya da gıdaların içerisindeki B12 hayvansal kaynaklı o hayvanın B12 seviyeleri ya da etin kalitesi, etin içerisindeki pestisitler birçok şey aslında gıdaların içerisindeki faydalandığımız mikrobesinlerin de azalmasına neden oluyor, azaltıyor ne yazık ki. Burada yine tarımla alakalı olan politikalar, toprağın elverişsiz oluyor olması gibi birçok noktada yine mikrobesinleri yeterli derecede almamızı engelliyor. Bunun yanında yine magnezyum benzer etkiyi gösteriyor, çinko, B grubu vitaminleri. Genel anlamda da baktığımızda beyin fonksiyonlarını destekleyici nitelikte. Yine burada bizim de bahsedeceğimiz kolin besinlerden bir tanesi aslında. Bunların hepsi bizim genel anlamda beyin fonksiyonlarımızı destekleyici. Fakat birçok nedenden dolayı, belki sızdıran bağırsaktan dolayı yeterli emilim gerçekleştiremediğimiz için alamıyoruz. Ya da sindirim enzimleri, sindirim yapılarıyla alakalı olan problemlerden dolayı parçalayamadığımız için besinleri vücudumuza alamıyoruz. Ya da besinlerin içerisindeki mikronütrientlerin, besinlerin içerisindeki mikrobesinlerin azalmasından kaynaklı, vitamin minerallerin azalmasından kaynaklı da yine beyin fonksiyonlarımızda değişiklikler ya da azalmalar görebiliyoruz hocam. Aslında bir de parazitler var. Bizim bağırsaklarda bazı parazitlerimiz var. Bifidobacterium latum dediği bir bakteri var, parazit daha doğrusu. B12 yemiyor bağırsaklarımız, kancalı bir kurttur. Ya da Necrotizaria americanus var, yine bunlar devir yemiyorlar. Delir de mesela hem zihinsel hem bedensel olarak yorgunluk yapar. Dikkat dağıtıyor. Kendi 80'lik dede gibi, 80'lik deli gibi hissederiz demir 90'lığında ki hanımlarımız, adet gören hanımlar her ay zaten düzenli olarak adette demir de kaybediyor. Demek ki kayıplarımız da var. Bir de gıdadaki toksinler bu vitaminlerin bağırsaklarının emildiğin geri hasarlı. Mesela gluten, başımızın belası şu an. Türk insanı bazı vaka çalışmalarında %65'inin gluten intoleransı var. Gluten ihtiva eden ürün yediğinde bağırsaklarda tam da demirin emildiği yer hasarlanıyor. Demir ihtiva eden gıda alıyoruz ya da supplement alıyoruz parayı verip ama hiçbiri emilmeden çöpe gitmiş oluyor aslında. Yani gıdalardaki katkı maddeleri de aslında bizi bazen zorlayabiliyor. Hocam, yani şöyle beslenme çok önemli. Tabii söylediğiniz gibi aldığımız besinlerden faydalanamıyoruz. Bir de tabii şöyle bir gerçek de var. Yani hani Covid gibi şeyleri geçirdik ama bir de çoğumuz şehirlerde yaşıyoruz. Çok stresli bir ortamda yaşıyoruz. Hani ve bundan çok zor uzaklaşıyoruz. Hani içindeyiz yani. Hani onun da bir etkisi vardır herhalde Aytaş Bey. Peki. Aslında hem nöroinflamasyonda hem de o geçirgen bağırsak ve geçirgen beyni durumlarda kronik stres yönetimi. Biz stres yönetimi beceremiyoruz. Ya da stresi modifiye etmekte veya azaltmakta da mümkün değil. Haliyle İstanbul gibi mesela ben İstanbul'da yaşıyorum ya da kalabalık ve stresin yoğun olduğu büyük şehirlerde yaşamak aslında hem uyku düzenimizi bozması açısından hem ışık bu bizim güneş ışığını sabah doğup gecede daha karanlık melatonin hormonu üretmek için zifiri karanlık uyumamızı da engellemesi açısından büyük şehirler hem de gürültü kirliliği veya hava kirliliğine maruz kalmamız açısından da gerçekten birer risk faktörü. Sadece stres olarak düşünmemek lazım. Evet, teşekkür ederim. Erdi Bey, sizin sözünüzü kestim, bir şey söylüyordunuz. Yok, estağfurullah. Son yapılan aslında çocuklarla ilgili bir çalışmadan bahsetmek istiyordum. Özellikle bizim ülkemizde de dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunun ya da davranış bozukluklarının yaklaşık %15-20 oranında olduğunu söylüyor aslında çalışmalar. Ve bunların birçoğunu da aslında mikrobesin eksikliğine bağlıyor. Hocam dediği gibi yine demire bağlıyor, çinkoya bağlıyor. Birçok noktada aslında mikrobesinler, çevresel faktörler ve dış faktörler olmakla beraber ciddi düzeyde bir hiperaktivite ve davranış bozukluğu pandemisi de var aslında. Teşekkür ederiz. Peki şimdi asıl Aytaç Bey'in uzmanlığına gelecek olursak. Şimdi bir hasta olarak geldim ben size. Stresim de var ama işte besinlerde alamıyorum ve mental olarak odaklanamıyorum bir türlü. Hani Alzheimer falan değil ama hani bu durumdayım. Nasıl yaklaşıyorsunuz
diyorsunuz? Yani nedir problem bende? Öncelikle alttaki root cause'u bulmak lazım. Yani köklerini bulmadan hiçbir şeye erişemeyiz. Sadece anı kurtarmış oluruz. Yani pisliği alıp yorganın altına süpürmüş oluruz. Ondan dolayı hemen nedene yönelik tedavi vermektense bence altta yatan nedeni bulmak lazım. Mesela son baktığımız hasta yaklaşık 9-10 yaşında bir kız çocuğu. Babası getirmiş annesiyle birlikte. Migren diyor, baş ağrılama. 9-10 yaşında bir insanda migren olmasının mümkünatı yok. Beklemeyiz çünkü atipik bir şey bunun için. Sonrasında kızına baktığımızda zonulin, yani hem lik yüreğini hem lik gatı gösteren bir parametredir kanda. Hücrelerin birbirine bağlantısını sağlayan bir protein için. Kanda veya kakada yüksekse bunda geçirgen beyin olduğunu gösteriyor. Peki niye geçirgen beyin var? Alerji varmış. Gıdalara karşı alerji. Histam itibaren gıdalara karşı alerji olduğunu kanıtladık. Aynı zamanda bu da yetmezmiş gibi zonulin yüksekliği, bağırsak geçirgenliği olduğu için kan yediği gıdalardaki alüminyum kana karışmış ve kanda yükselmişti. Alüminyum da beyni çok sever. Çünkü beynin %60'ı yağdan oluşmuştur. Beyin %60'ı vıç vıcık yağ dokusu olduğu için bu ağır metaller de beyinde biriktiği için beyinde yine bu şekilde mesela alüminyum kognitif kontrolleri bozar. Unutkan, dikkat dağınık, hatta gelecekte Alzheimer yapan bir şey. Her ağır metal beyinde farklı problem var. Kurşun mesela daha ziyade Parkinson gibi hareket bozukluğu yaparken alüminyum bahsettiğimiz kognitif fonksiyonel, bilişsel aktivitelerde bozuk yapıp dikkat dağınıklık, unutkanlık yapabilir. O zaman bu şekilde uzun, kronik süren bir hastalıkta yaşam tarzı değişkenliklerini sormak lazım. Yaptığı bir hata var mı, sezaryen ya da bir antibiyotik kullanımı var mı, kullandığı toksik bir gıda var mı ya da alerjen bir gıda, karnı şişiyor mu yemek yedikten sonra, gaz oluyor mu, dışkılama alışkanlığı değişkenlik var mı ya da kurdeşen gibi cilt dökültüleri oluyor mu, sırt ağrıları, kulunç ağrıları derler ya da eklem ağrıları oluyor mu ya da baş ağrıları oluyor mu? Bunlar hepsi bir gıda intolerans bulgusu. İlla kaşıntı olacak, illa karında şişli gaz olacak diye bir kaygı yok. Gıda intolerans hiçbiri olmadan sadece unutkanlık dahi olabiliyor. Demek ki iyi bir anamnez almak gerekiyor. Sadece kendisinden değil, gerekirse anne baba kardeşlerini de sorgulamak gerekiyor. Aile bireylerinde de böyle olabiliyor çünkü. Aynı zamanda anamnezden sonra yakın dönemde bir antibiyotik kullanıp bağırsak florasını bulmuş olabilir mi diye onları sık tekrar enfeksiyonlara bunları sorgulamak lazım. Eğer çalışıyorsa bir meslekteyse mesleksel bir maruziyet olabilir diye bunları sorgulamamız lazım. Ona göre gerekirse bir toksik yükünü isteyebilirim hastalardan, ağır metallerini ya da vücuda kimyasal maruziyetini. Ya da nedene yönelik herhangi bir bizim mesela şişli gazları çok tarif ediyorsa bazen gıdalara yönelik genelde gıda testi çok istemiyoruz. Belki 100 hastadan birinde istiyoruz. Çok zorlandığımız vaktinde. Ama gıdalarını kendi kendimize de elibir edebiliyoruz. Biz Erdoğan Hoca ile birlikte bazı gıdaların beyin sisini artırdığını, unutkanlığı artırdığını biliyoruz. Mesela hepimiz olan bir şey. Ben mesela öğle yemeği yemiyorum ama oldu ki bir öğle yemeği yedim diyelim. Mesela bir tatlı yedik diyelim. Ya da bir ekmek mesela, bir dilim ekmekte 3 tatlı kaşığı şeker var. Ya da meyve yedik. Bazı insanlar, ben hastalar ölüyorum. Öğle canım çok yemek istiyorsa öğle yemeği meyveyle geçiştiriyorum. Mesela meyvedeki fruktoz yedik diyelim. Ya da bir meyve kurusu, kuru üzüm, kuru kayısı, kuru incir gibi, kuru hurma gibi bir şey atıştırdık diyelim. Bunlardaki karbonhidratları insülin direncimiz varsa mesela parçalayamıyor. Karaciğerimiz yağ çeviriyor. Bu yağlar kanla birikiyor. Damarlarda kolesterol yapıyor. Damarları sertleşirip tansiyon yükseltiyor. Kalpte birikip kalp bezi, beyinde birikip plaklar yapabiliyor. Ama aynı o karbonhidratlar karaciğer hariç de beynimizde de parçalanamıyor. Beyin bunları beta amiloid proteine çeviriyor. Beyinde bahsettiğim bu beta amiloid plaklar aslında Alzheimer, yani unutkanlık hastalığını gösteren bir şey. Demek ki mesela biz karbonhidrat bazlı bir gıda çok tükettiğimizde, şeker, ekmek, hamur dışında yemekten sonra daha çalışma mesai saatinde hemen uykumuz geliyor, gözler kapanıyor. Hasta mesela bana bir şey anlatıyor mu, ben hastayı sadece dinliyordur yapıyorsam ya da bir mühendis mesela çizim yapıyorken kafası gidiyorsa, uyukluyorsa ya da araba sürerken kafamız düşüyorsa o zaman acaba yediğimiz gıdalarda karbonhidrat fazla beslendikte insülin direnci var mı diye sorgulamak lazım. Bu biraz da sizi ilgilendiren bir şey. Çok sık oluyor. Ben de mesela olduk hasper kadar biraz karbonhidratı artırayım. Aynı şey bende de olur. Bu olağan bir şey sonuçta. Bir kere insülin direnci olduğu takdirde biz yüksek bir karbonhidrat, glisemik indeksi yüksek olan bir besin yediğimizde daha ağzımızdan girerken düşüncesi bile benim pankreasına insülin üretimi sağlatılıyor. İnsülin hemen şekeri yarım saatte düşürüyor. Yemekten sonra tekrar şeker düşmesi oluyor.
Burada aslında en önemli mesaj sınavda, sınav şekeri dedikleri bir şey var. Hatta ÖSYM de bir ara sınavda şeker veriyordu, silgiye kalem hediye ediyordu. İnanılmaz bir hata. Aileler de o sınav sabahında şekerle gönderiyorlar. Yani çok çok büyük bir hata. Şeker hızla kan şekeri dalgalanması yapıyor. Şeker hızla yarım saatte kana karışıyor ve hızla metabolize oluyor. Sınav anında şekeri düşüyor. Hipoglisemiye bağlı uyuklama, bilgi sorunu yapamama başlıyor. Bu konuda senin de katkın olabilir mi acaba? Tabii ki hocam. Yani özellikle basit karbonhidratlar ki hepimiz tükettiğimizde yaşıyoruz. Yani güzel bir yemek yiyoruz. Ardından bizim toplum olarak bir tatlıyla böyle bir sonlandırma alışkanlığımız var. Ama onu tükettikten sonra gerçekten ofise gidiyoruz ve hepimiz yaşamışızdır ve yani mutlaka bir kahve, uyarıcı bir şey arıyoruz böyle. O bizi uyandıracak, o kan şekerinin o yüksekliğini, düşüşünü, dalgalanmasını baskılayacak, ortadan kaldıracak, uyandırıcı bir molekül arıyoruz ve genelde kahveye başlıyoruz. O da ayrı bir noktadan zaten fonksiyonları olumsuz etkileyebiliyor. Özellikle sınav döneminde de kan şekerini çok dalgalandırmayacak iyi bir kahvaltı, protein ve iyi yağ ağırlıklı bir kahvaltı ya da öğle yemeğinde de eğer bir şey tüketeceksek gerçekten tüm yemeklerde mümkün olduğunca basit karbonhidratlardan, şeker içeriği yüksek olan karbonhidratlardan kaçınmak, daha doğal seçeneklere yönelmek, daha sebze ağırlıklı ya da meyve tercih edecekse glisemik indeksi daha düşük, posası daha yüksek ve yanında kuru yemişle ya da yoğurtla protein olabilir. Tabii ki burada yine elma olabilir, ayva olabilir, armut olabilir. Yine iyi seçeneklerden lif içeriği yüksek olduğu için burada hurma tercih edebiliriz. Ve yanında yine kuru yemişli olabilir, ceviz, badem, fındık, kabak çekirdeği ya da tahin ya da proteinli bir gıdayla, yoğurtla beraber tercih etmek. Oradaki o dengeyi biraz daha sağlayarak aslında o dalgalanmayı engelleyecek ve biraz daha açık zihni sağlayacaktır diye bahsedebilirim. Yani bunun bilimsel çalışması da var. Meyveyi çok seviyorsak meyveyi küçük küçük dilimler halinde yoğurdun içine koyarsak ya da kuru yemişle daha zor sindirilen bir kuru yemişle alırsak, üzerine tarçın dökersek, üçünün de bilimsel dataları var. Kan şekeri dalgalanmalarını, yani yükselmelerini daha yavaş yapıyor ve daha zor sindiriliyor. Bu hem diyabetik hastalarda hem de yemek sonrasında böyle uyuklama, şekerleme olan insanlarda zihinsel fonksiyonu koruma açısından da çok başarılı. Küçük ama hayat kurtarıcı bir hile olarak aslında. Peki meyveyi ne zaman yiyeceğiz? Yemekten sonra mı? Çok güzel bir soru aslında. Nasıl bırakayım? Olur. Meyve bizim kültürümüzde, ben kendi babamdan da söyleyeyim, babam der burada dinliyorsa beni. Çocukluğumda şöyle kocaman sidiler olur ya, kocaman sidilere koyarlardı. Akşam yemeğinden sonra gelirdi, her türlü meyve olurdu. Tabak diye bir şey yok, insan istediği kadar, doyana kadar o meyveyi yerdi. Meyveyi doyarak, doymak için yerdik böyle. Şimdi bakıyorum, gülüyorum bu gerçekten ne kadar yanlış yapıyormuşuz. Hala kültürümüzde öyle bir algı var. Yemekten sonra çay ya da bir kuru yemiş ya da yemekten sonra bir akşam yemeğinden sonra bir meyve tabaklara gelir. Ben bunlara yatış geber yemek yok. Ki meyvedeki fruktoz, glisemik indeksi düşük olan bir meyve dahi olsa, illa kavun, karpuz, üzüm, kayısı, incir gibi yaz meyveleri, şekeri bombadır onların. Çok yüksek şekeri var. Onlar olmasına gerek yok. Bahsettiği elma, armut, ayva gibi düşük glisemik indeksi şekerler yesek dahi, akşam yesek o karaciğerimizi aynı alkol almışsın gibi fruktoz içeriği nedeniyle direkt otomatik yağ çeviriyor. Ben ondan yaz şiş geber meyvesi diyorum akşam yenilen meyvelere. Onun yerine şöyle yapılabilir. İdeal olanı sabah aslında kahvaltıyla birlikte, hatta böyle mevsimdeki sebze ve meyveleri böyle salata gibi, gökkuşağı renginde bir salata gibi bir kahvaltı yapılabilir. Oldu ki sabah kahvaltı atladık ya da üşengeçlik yaptık. Öğle yemeğimiz genelde önermiyoruz. İki öğün öneriyoruz ama öğle açık insanlarda işte o yarım öğünü, yani öğle öğününe yine bir meyve, glisemik indeksi düşük olan bir meyve koyulabilir ama öğleden sonra çok fazla önermiyoruz. Teşekkür ederiz. O zaman şöyle, yani beyin sağlığından önce, yani hani sağlam neydi o, sağlam kafa sağlam vücutta olur şeyini çok direkt netleştirdiniz zaten. Hani yediğimizde bizi ne beynimizi de aynı şekilde etkiliyor. Peki hocam, şimdi tamam diyelim ki teşhisi koydunuz ve bir şey eksiklikler buldunuz kanda. Nasıl başlıyorsunuz? Yani ne veriyorsunuz? Aslında supplement olarak soracak olursanız, yani şurada güzel bir şey vardı. Ben şurada açacağım. Benim bazı böyle notlar var. Alman Förbek demiş.
ne yerseniz osunuzdur demiş. Yani sağlam kafa sağlam vücutta bulunuyor da sağlam kafa için değil sağlam yemeniz lazım. Daha bebeklikten itibaren beyin yatırımı yapmak lazım. Doğduktan sonra bile 2 yıl boyunca bizim beyin sistemi hala gelişmeye devam ediyor. Doğduktan sonra bile. Boşaltım sistemi 1 yıl detoks sistemi yani. Beyin sistemi ise merkez sistemi ise 2 yıl daha hala devam ediyor. Hipokrat da demiş primandan nosere. Yani önce zarar verdi. Tıbbın ilk kuralı bence bu. Tabii yine burada bazı şeylerimiz var. Bu meşhur bir söz Hipokrat'ın. Bütün hastalıklar bağırsaklarda başlar. Bağırsaklar hastaysa vücudun geri kalanı hastadır diye söylediği güzel bir söz. Biz bağırsak beyin aksı var. Hatta bağırsaklara şey diyorlar böyle. İkinci beyin diyorlar. Hakkında kitaplar var. Bence birinci beyin bağırsaklar. Beyinle bağırsak arasında çift şeritli bir otoban var. Beyinden bağırsaklara %5 bilgi akışı var. Bağırsaklardan beyine %95 bilgi akışı var. Asıl hakim olan bağırsaklar aslında beyine. Biz bunun farkında değiliz. Bağırsaklarımıza eğer iyi bakmazsak, sağlıksız çöp gıdalar yemeye devam edersek bağırsaklar da enflamasyon oluyor. Yangı oluyor. Ciltte nasıl insanın egzama oluyor, kaşıntı böyle kabarıklık oluyor. Aynı o kabuk dokusu bağırsaklarda da oluyor. Yediği gıdalardaki, besinindeki parayla aldığımız o vitaminleri de, supplementleri de, mevsimdeki sebze meyveleri, fitonitriyentleri de hiçbiri emilmeden çöpe gidiyor. Hasta ben hocam vitamin olur, yükselmiyor. Tabii yükselmemiş normal. Sağlıksız çöp gıdalar yerse o bağırsaklarını emmez bunları. Bu çok önemli. Ondan dolayı supplement kullanmadan önce bağırsaklarını düzeltmeye çalışıyorum. Besinlerini düzeltiyorum. Yoksa hiçbirinin faydası yok. Supplement olarak da ne kullanılacak? Ben şurada devam edeceğim. Şurada iki tane aslında ama tabii gözükmüyor burada muhtemelen. Evet. Ekran gözüküyor ben bilmiyorum. İyi gayet görünmüyor güzel. Ama yaklaştırırsa Erdi Bey görebiliriz. Şu anda görmüyoruz. Bakıyorum ama şimdi ekranın belli bir kısmını görebiliyoruz. Evet. Aslında şimdi oldu. Beyne format atmak için gerekli olan ürünler burada. Çok fazla ürün var aslında. Bir kere mesela bu hastalara en başta stikolin vermek istiyor. Stikolin beynin meyvesi gibi düşünelim. Beynin hem hücre zarını, beyin hücre yapısının yapısına katılıyor. Fosfatidil kolin olarak. Aynı zamanda hücreler arasında sinapslar var, haberleşmeyi sağlıyor. Orada da asetil kolin olarak hücrenin yapısına katılıyor ve doğal bir ürün. Hani yumurtada olan, sakatatta da, organ ette de, karaciğerde özellikle çok fazla olan bir madde bu. Doğal bir madde stikolin. Şurada ortaya koyduğum en önemli belki beynin ihtiyacı olan, beynin sütü gibi diye düşünebiliriz bunu. Mesela biz beyin vitamini olarak şurada B12'yi hep biliyoruz. Ama sadece B12 değil, aktif B kompleksler dememiz lazım. Bütün B'ler, özellikle B6 vitamini belki B12'den bile daha önemli olabilir beyin fonksiyonlarında. B9 da folik asit bu arada, folik asit dediğim. Aynı zamanda alfa-lipoik asit, bir nevi balık yağ derivisi, bitkisel, vücudumuzda kısmen ürettiğimiz çok kuvvetli bir antioksidan. Asetil L-karnitin, hani biz böyle L-karnitin sporcularda alıyor ya da kalbi koruması için de veriliyor ama burada asitillenmiş olur. Özellikle beyin fonksiyonları çalışmaları asetil olanı. Yine GPS ya da melatonin iki defa yazmışım. Denizden gelen şifa olan astaxanthin C vitamininden 550 kat daha fazla bir antioksidan özelliği var. Beyindeki tahribata su döküyor. Yani yangını gideriyor. Resveratrol bu üzüm çekirdeğinde ya da özellikle soğan zarında birçok bitkisel fitoterapik ürününde olan bir ürün. Muazzam bir antioksidandır. Hatta anti-aging de bu aralar çok fazla moda olan, longevity'de kullanılan bir madde. Yine selenyum aslında burada. Bu da yine glutatyon peritazin kofaktörü olarak glutatyonu aktifleyip beynin enflamasyonu gidermesi açısından. Tip 4 kolajen. Biz tip 1, tip 2, tip 3'ü çok moda ettik. Tip 1, tip 3 cilt için, tip 2 eklem kemik sağlığı için, tip 4 de beynin bazal membranlarında var özellikle. Kurkumin yani zerdeçal. Zerdeçal'ın hakkında olmayan hiçbir çalışması yok. En fazla bitki çalışması olan bitkisel ürün aslında zerdeçal. Muazzam bir nükleer faktör kapa beta 25 ederek aslında beyindeki enflamasyonu giderebiliyordu. D vitamini İngiltere'de mesela 2013 yılında yapılan bir çalışmada unutkanlık yaptığı zaten biliyordu. Alzheimer yaptığı bile saptandı. 10 bin hastalık bir vaka serisinde. Aynı zamanda omega 3 balık yağı zaten beynimizin %60'ı yağdan oluşmuştur. Beynin %60'lık kısmının %20'si de balık yağından oluşmuş. Balık yağında da özellikle en fazla hangisi? DHA. Bu beyin için
EPO olanı da kardiyovasküler periferik sistem için özellikle. Magnezyumun ki çok güzel bir ürün çıkarmıştınız, ayrıştırmıştınız. Magnezyum ilk ayrıştıran firmaydı, sonra taklit edilen oldunuz. Magnezyumun B'yle giren formları burada. Taurat, bisklisinat, bir de trionat. Bunlar özellikle nöromagnezyum ile ilgili. Hatta yurt dışında nöromagnez satılır mesela. Beynin ihtiyacı olan magnezyumlar. Bunlar da yine çok önemli. Domatesteki likopen. Burada da aslında deminki slide'da bunlar supplement gibiydi. Bunlar da bitkisel ürünler. Burada likopen, domatesin içinde olan bir antioksidan. Aynı zamanda meyan kökü. Meyan her yerde kullanılır aslında. Mesela ben bunu koronalarda bağışıklık kuvvet dersinde veriyordum. Mide asidini dengelemesi için mide projede alternatif olarak kullanılır. Öksürük giderici, bağışıklık kuvvetlendirici. Her yerde görevi var meyanın. Bioinositol. Bu da aslında B8 vitaminidir bir nevi. Suda eriyen bir vitamin. Biz bunu hem insülin direnci, 1 gram alırsak insülin direnci, 2-4 gram kadar alırsak günde yumurtalık kistleri ya da ağrılı adede, premenstrüel sendrom, polikist kovurlarda, yani jinekolojik tabletlerde hatta doğurganlığı artırmasıyla genç kızlara veriyoruz bioinositolü. Ginkgo biloba. Bu aslında önemli. Buna Japon eliği diyorlar. Japon eliği. Ayurvedik tıpta Çin tıpında 5000 yıldan beri kullanılan bir ürün. Muazzam güzel bir ürün. Biz bunu aslında biz kimyasal tablet olarak da kullanıyoruz. Yıllardan beri kullanıyoruz. Mesela kulakta vertigo olanlarda, kulakta çınlama, tinnitus olanlarda ya da aynı zamanda kan sulandırıcı özellikle beyin damarında tıkanıklık olan yaşlı insanlar hep bunu kullanıyordu. Ama en önemli etkisi ne de dersin unutkanlık. Unutkanlıkta muazzam bir etkisi var ve tamamen doğal fitoterapi bir ürün. Hem kanı cıvıtıyor, inceltiyor. Bu aralar çok fazla kan pıhtısı olan hastamız var. Daha bugün bir hastam, yani yayını izliyorsa şu an hastaneye kaldırdım bugün. Akciğerine masif bir emboli. 3-4 ay önce bir tane iki akciğerini atmıştı. Şimdi sağ akciğerinde embolisi var ve hastanede bir genç kız 30-31 yaşlarında. Yani bana bir şey olmaz demek lazım. Gençlerde artık da hastalıklı oluyor. Maalesef koronalardan sonra çok fazla gençlerde kardiyovasküler mortalite arttı. Tüm ölümlerin %38'i, ben bunu Dünya Sağlık Örgütü'nde tanımadı, %40'a yuvarlayıp yani her 5 ölümden 2 tanesi kardiyovasküler mortalite. Kalp ve damar sağlığı. Ginkgo biloba gençlerin bile kullanması gereken bir şey. Bu JBL dediklerim bitti. Ben bunu kanser tedavisinde kendim de kullandım. Kemoterapilerin etkinliğini azaltması açısından, kan seyir ve yan düşmesini engellemesi açısından muazzam bir üründü. Zeytin yaprağı, oral pain var aslında. Oral pain, senin de aslında erdi bilgin vardı muhtemelen. Biz bunu diyabetlerde veriyoruz. Antioksidandır aslında. Çok güzel bir kan şekeri düşürücü. Açlığı engelliyor, zayıflatıcı özelliği var. Kardiyovasküler mortalite çok çok iyi. Her yerde biri var. Bunlar aslında birçok astragalus. Mesela bunu ben özellikle şeyde veriyorum. Gevenotu diye biliniyor. Telomeraz aktivitesi de düzenliyor. Hem gençlikte yani aslında longevite de çok önemli ama daha önemlisi kanser. Muazzam bir kanser engelleyici gevenotu. Birçok ürün var burada aslında. Bunlar da yine bitkisel olarak sofralarımızdan eski etmeyiz. Bazılarını Türkiye'de olmak çok zor. Ama bulabildiklerimizi en azından sofralarımıza alabiliriz mevsiminde olmak şartıyla. Bunlar beynimizin sütü gibi. Hem doğal olarak illa takviye olarak alacak diye bir kaidemiz yok. Hem de şurada bir önceki slide'da takviye olarak da bu şekilde alınabilir diye düşünüyorum. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Hazır Erci oradayken ben birkaç tane daha slide söyleyeceğim. Şurada bu benim bir Antalya'daki sunumdaki komiteydi. Kan beyin bariyeri vardı. Vücutta bariyerlerimiz var bizim. Mesela erkeklerde kan testis bariyeri var. Kandaki toksik maddeler testise inmesine ilerliyor. Kan hava bariyeri, kan boz dedikleri beyin omurilik sıvısı bariyeri var. Kan retina bariyeri var gözü koruması için. Göz de çünkü bir kere öldüğünde retina yerine gelmiyor. Beyin bir kere öldüğünde yerine yenisi gelmiyor. Testisler ya da yumurtalıklar bir kere öldüğünde yenisi gelmiyor maalesef. Bu bariyerler şöyle şematize edilmişti aslında. Bu bariyerler aşındığı zaman işte unutkanlık oluyor. Yani biz buna aslında enflamasyon yani yandı diyoruz. Bu niye enflamasyon oluyor? İşte bunları anlattım. Nöroenflamasyon, beyin enflamasyonu. Tabii şu kaskadımız var. Burada gözükmez bunu geçireceğim şöyle hızlıca. Stres bunu mesela deminki sorunuza binaen çalışması da var. PubMed'de şöyle. Akut stres promoinflamatuar sitokinleri aslında salgılayan beyinde yıkıcı hücreler var. Mast hücreleri var, bağışıklık hücreleri. Bunları aktifleyerek beyin harabiyetini artırabiliyor. Ya da enfeksiyonlar yine kan beyin bariyerini aşındırıyor. Toksin yükümlü çok fazla maalesef. Yüksek yağlı, yüksek karbonatlı diyetler, likidat yani geçirgen bağırsak, karaciğerdeki hasarlar, diyabet veya insülin direnci ki dünyada şu an en fazla
Obezite. Üçüncü sırada Avrupa'da birinci sıradayız obezite. TÜİK verimine göre %42'miz, hatta bazı çalışmalarda %44'ümüz fazla kilolu veya obeziye geçiyor artık. Bozulmuş uyku ve uyanıklık döngüsü maalesef. Hipoksiler, yani oksijen eksikliği, yeterli oksijenlenemiyoruz. Nefes almayı bile beceremiyoruz. Homosistein yüksekliği, bu da başımıza bela olan bir metilasyon bozukluğu yapıyor. Bir de bazı gıdalardaki katkı maddeleri, özellikle burada monosodyum glutamat, kan beyin bariyerinin geçirgenliğini artırıyor. Yani hazır katkı maddeleri olan paketlenmiş bence tüm gıdalar aslında bu nöroenflamasyonu yapabiliyor. Bunlar sadece beyinde değil, at gözlüğüyle değil, biraz geniş bakmamız gerekiyor. Otoimmün hastalıklar, geçirgen beyin, anksiyete, depresyon, geçirgen bağırsak, bağırsak disbiyozu, yani bağırsaklı faydalı bakterinin azalıp zararın artması diyelim ve stres yükünü artırabilir. Hepsi birbirine bir görünmez ipliklerle bağlı gibi düşünebiliriz aslında. Tadı koyması falan geçelim bunları. Ben aslında anlatmış oldum. Tabii detoksifikasyon ne yapmak lazım? Pestisitleri, yani evimizde bazı şeyleri azaltmak lazım. Ağır metalleri temizlemek için belki tencere tavalarımızı temizlemek lazım. Hava kirliliğini azaltmak mümkün değil ama evimizin havasını temizleriz. Evimizde sigara içen insanlar varsa, toksik insanlar varsa evimizde onları uzaklaştırmak lazım. Ben arabamda da, evimde de, iş yerimde de sigara içirtmem mesela. Dermokozmetik ürünleri, ki bunlar xenoöstrojenler, xenobiyotikler var, ciltten emiliyor. Bunları yine uzaklaştırmam lazım. Çünkü dip saç boyaları mesela çok rahat nöroenflamasyon yapabiliyor. Gıda katkı maddeleri ve temizlik ürünleri de ferjanlar, elimizi yıkadığımız sabunlar ve kozmetik itibariyle en basitinden. Bir de karaciğerli fal bozukluğunu düzeltmek lazım sonuçta. Burada Çağatay Bey'im, ben biraz bölmüş oldum sunumu böyle. Yok. Herkese ilgili... Ağzınıza sağlık. Peki şimdi Aytaç Bey, şöyle yani bir ebeveyn olarak aslında yani sağlıklı bir çocuğumuz var ama sınava girecek ve stresimiz var bununla ilgili. Siz ne önerirsiniz? Yani çünkü çok soru var onunla da ilgili. Şimdi ben yavaş yavaş sorulara da giriyorum böylelikle. Evet. Yani YKS Aslında öncesi, LGS stres öncesi. stresimiz hepimiz oluyor. Çocuklarımızda da oluyor, bizde de oluyor aslında. Bizde de onların kaygısı bize bile yansıyabiliyor bazen. Genelde işçilerin ne önermek lazım strese? Ben mesela bir antidepresanlara karşıyım. Şu an antibiyotiklerden bile fazla kullanılıyor. Peynir ekmek gibi kullanılıyor. Ve Avrupa'da da en fazla kullanan ülkeyiz. Bunun yerine ne kullanmak lazım? Çocuklara bile artık antidepresan veriyorlar. Ne oluyor? Serotonin inhibitörüdür bunlar. Beyindeki mutluluk hormonu serotonin yıkılmasını engelliyor bu ilaçlar. Kimyasalları söylüyorum. Kimyasallar yıkılmasını engelleyince mutluluk hormonu. Beyin diyor ki zaten nasıl olsa diyor dışarıdan yıkılmıyor hormon. Ben niye kendim üreteyim diyor. Beyin de kendi üretimini durduruyor. Bu sefer ne oluyor? Yarın bugün ben o kimyasal ilacı hasbelkader kestiğimde beyin kendisi üretmeyi durdurmuştu. Serotoninden ilaç sayesinde oluşmuş sanal yalancı bir dağ vardı. O da yıkıldı birden pat diye. Bu sefer eskisinden daha beter oluyor. Yani kaç defa evdeyken göz çıkarmış oluyorum. Hatta bir de bağırsak, bunlarda bağırsak bariyerleri de bozuluyor aslında. Normalde bağırsaktaki mikrobiyata beyin %5 serotonin üretirken bağırsaklar %92-95'ini üretiyordu. Yani bağırsakları da beslemek istek, bağırsakta da serotonin üretimi duruyor. Her halükarda eskisinden daha kötü oluyoruz. Onun yerine doğal ürünler. Sonunda cevaben ne vermemiz lazım? Aslında 5000 yıldan beri ayurvedik tıpta kullanılan bazı ürünler var. Mesela rhodiola, altın kök diye biliniyor aslında. Ya da ashwagandha, ülkemizde maalesef ruhsatlandırması sıkıntı. Bu da kış kirazı diye biliniyor. Bunlar 5000 yıldan beri kullanılan çok güzel anksiyete gidici. Depresyon ezil bunlar. Anksiyetede başarılı olan, aynı zamanda bağışıklık kuvvetlendirip enfeksiyona karşı beni koruyor. Aynı zamanda mesela ashwagandha'nın başta çok daha güzel özellikleri var. Bir tanesi de mesela şekeri hücre içine sokup şekerin yanmasını sağlamak. Zayıflatıyor, tok tutuyor. Beni insülin direncini kırıyor çünkü. Bunlar haricinde ashwagandha ve bu rhodiola haricinde bu aslında beyin fonksiyonlarını da artırması açısından aynı zamanda anksiyeti gidermesi açısından beynin kendi ürettiği ve uykuya girmeyi de kolaylaştıracak, dalmayı kolaylaştıracak. Mesela melatonin. Bazı bitkisel ürünler, mesela çocuklara da hatta piyasa ismi vermem mümkün mü bilmiyorum. Mayıs papatyası ya da bağışıklık kuvvetlendiriyor GABA üzerinden aslında. Hem bağışıklık kuvvetlendiriyor hem de GABA üzerinden anksiyete gideriyor ve serotonin üretimini artırıyor. Şerbetçi otu mesela.
Aynı zamanda yine bitkisel ürünlerinden aslında bu kedi otu dedikleri bir bitki. Aynı zamanda yine bitkisel ürünlerinden çarkıfelek patient diye bilinen tulku bitkisi, çarkıfelek bitkisi. Bebekleri bile ya da hamilelikte doğusalık sonrası depresyonlarda bile şurup olarak verirler hatta. Piyasa adını vermeyeceğim ben hani bunu. Çok da yaygın bilinen bir bitki aslında. Ama Passiflora diye de biliniyor hani bu bitkinin adı Passiflora olduğu için söyleyebilirim bunu. Her yerde evet. Kullanılan bitki. Aslında bunların hepsi GABA üzerinden hem serotonin üretimini artırıyor hem de uykumuzu daha güzel bir şekilde uykalıp sabah da dinlenmiş bir şekilde kalkmamızı sağlıyor. Bunları çocuklarda dahi kullanılabilen güvenli ürünler aslında. Şimdi ben dayanamayacağım, söyleyeceğim. Siz şimdi bunu söyleyince Serenita aslında hani Serenita'nın içindeki bütün her şeyi saydınız yani. Hani baktığınız zaman hani sırasıyla. Bir yani bizim ben yok yani bu arada. Ama çoğu var gerçekten. Doğru. Yani hani bir rodiola yok. Zaten ashwagandha Türkiye'de ruhsatlayamadı. Evet ama rodiola da zaten rodiolun içinde var. Yani peki, bunlar varken bunları stresi yönetmek için kullanıyorum. Kimyasal kullanmama taraftayım. Hastalarımda yazmıyor kimyasal. Anladım. Peki bununla beraber şimdi iyi beslenecek çocuk sınava hazırlanırken ona çok dikkat edeceğiz. Mümkün mertebe ebeveyn olarak stresi yüklememeye çalışacağız çocuklarda. Sınav yarışını mümkün mertebe şey yapmayacağız. Bununla beraber stresi yönetemiyorsa eğer bu tip destekler de verebiliriz. Tabii, peki istediğimiz mental zaman performansı istediğimiz kadar uzatabiliyoruz. Güvenli ürünler olduğu için. Aynen. Mesela melatonin kullanımda kaygı var. Ben diyorum melatonin kullanırsam acaba beynim kendisi üretmeyi durdurur mu diye. Bir tane onun da çalışması var bir durumda. Tek bir tane uyduruktan bir çalışmada melatonin dışarıdan alındığı takdirde supplement olarak beyin kendi üretim durduğuna dair bu bilimsellikten uzak diyor. Çünkü beynimiz çok çok fazla zaten melatonin üretmeye duyarlı. Bizim RAS sistemi var, retikuloendotelial sistemi. Normalde çok düşük bir ışıkta, yani hiç ışık almadığımız bir şeyde muazzam bir derecede zaten melatonin üretmeye meyilli beynimizin epifiz dedikleri bu korpus pinale bezi. Yani bizim ruhun saklı olduğuna inandığımız bu bizim sirkadiyen ritmi. Yani gece uykuda bizi onaran bir ritmimiz var. Orayı sağlayan melatonin üretildiği hormonu biz dışarıdan aldığımız melatonin baskılamıyor. Ya da dışarıdan aldığımız supplementler beynin kendi ürettiği dopamin haz hormonudur. Endorfin haz peptididir. Ya da serotonin mutluluk hormonudur. Bunları baskılamıyor. Aynen. Bununla beraber antidepresanlardan mümkün mertebe, yani doktor kontrolü haricinde onu kullanmayacaklar söylediğiniz gibi. Peki şey olarak yani mental performansı artıracak ne kullanabilirler? Yani stres yönetimini yaptık. Hani saydınız işte valerya, şerbetçi otu, pasiflora. Şurada yine bir tane şimdi başka bir slide geçeceğim. Serenita'yı kullanmış birisi ama onun şey etkili olmadı. Az kullanmış olabilirsiniz. Süresi soru geldi de onu cevaplıyorum. Bir de iki kapsül kullanmak lazım Serenita. Yani dozu iki kapsül. Uykudan iki saat önce alacaksınız. Ama belli bir süre sonra başlıyor etkisi. Onu söyleyebilirim. Bu arada da ben şey burada, yapacağım. Evet, beyne format atma. Yani beyni aslında biraz mental aktiviteyi artırma. Burada majör şey beynin kendi yapısını bilmemiz lazım. Beyin hani şöyle şey gibi yıldızlı hücrelerden oluşuyor. Nöron dedikleri. Hatta astrosit derler yıldızlı hücreler. Bunlar çift tabakalı bir zerden oluşuyor. Bir tabakada protein tabakası, bir tabakada da aslında şey düşünebiliriz böyle. Yağ asitleri. Yağ asitlerinde ne var özellikle? Kolin var. Fosfatidil kolin olarak. Serin var. Fosfatidil serin olarak. Demek ki fosfatidil serin verebiliriz. Fosfatidil kolin verebiliriz. Kolin aynı zamanda bir de aynı beyinlerin hücreler arasında iletişimi sağlıyor, haberleşmeyi sağlayan bir nörotransmitter olarak da görev oluyor, asetilkolin olarak. Demek ki böyle bir ürün verdiğimiz takdirde hastamıza fosfatidilkolin, fosfatidilserin ve beynin kendi içinde olması gereken yağı
Yani balık yağını EPAR veya DHA, özellikle DHA'sı biraz daha yüksek olan, ağır metal ihtiva etmeyen bir özellikle bir balıktan yapılmış ya da balığın kendisini de yiyebiliriz aslında mevsimde olmak şartıyla. Haftada 2 gün 150 gramdan fazla balık yemek de yeterli omega 3 alımını sağlıyor. Ben aynı zamanda kolin alırken de kolini sitokolin olarak almak. Yani kan beyin bariyerini geçer, siti dinlenmiş yani sitozin aminosit ile birleşmiş kolin olarak almak aslında daha efektif, daha etkili, yararlılığını artırabiliyor. Her kolin demek ki beyine girmekte kolaylık yaşamıyor. Mesela bunu Alzheimer'da da görüyoruz. IV intravenöz veriyorum ben kolini. Etkisi daha az. Sitidin olarak veriyorum. Çok daha etkili aslında. Şimdi kolin haricinde tabii burada hani kolinle ilgili hatta bir tane çalışma var. Sitikolinle ilgili özellikle. Bir tanesi sizin de hatta paylaşım yaptınız. Fosfoglisserinin özellikle bu hücre zarında olan bir maddedir fosfoglisserin. Alımında anıları, geçmişteki anıları hatırlamada bilişsel aktivite ve zihinsel esneklikte artış yaptığına dair başka bir çalışmada 500 miligram, biz genelde 250 ve 500 miligram öneriyoruz aslında bu sitikolinleri günlük çalışmalarda. Sitikolin alında yetişkinlerin beyin enerjisinde ve beyin hücre membranı oluşumunda artış olduğu saptanmıştı. Yine başka bir çalışmada 100 miligram gibi çok düşük bir dozda bilişsel fonksiyonlarda uzun süreli etki bıraktıktan sonra 3 ay sonra bile hala etkisi devam ediyor. Yine başka bir çalışmada yaklaşık 6 hafta boyunca Cognizin patentli ismidir bu stikolinin alındığında orta yaşlı erişkinlerde beyin aktivitesinde artış olduğu 6 hafta yani 1,5 ay kısa bir sürede ya da 4 haftalık bir kısa sürede yaşlı kadınlarda alındığında dikkati ve odaklanmayı iyileştirdiği saptandı. Yine 4 hafta gibi kısa bir süre ergen erkeklerde alındığında hem dikkat hem psikomotor hızlarda artış yani sınav başarısında bizim ergen yaş grubunda yani ÖSS, ÖYS şu an sınavlar DPS oldu galiba AYT oldu. Bunlarda artış olduğu saptanıyor. Ya da yine Cognizant sağlıklı yaşlı yetişkinlerde 50-85 yaş arasında genel hafızayı desteklediğine dair yine bilimsel kanıtlarımız var. Ne kadar biz kognizizm ya da sikoli ya da kolin ihtiyacı var günlük Erdoğan Hocam? Hocam aslında erkeklere baktığımızda ortalama günlük 400 gram civarında, 1 gram civarında. Kadınlara baktığımızda erkeklerde de ortalama 500-550 miligram civarında ihtiyacımız var. Toksit anlamında baktığımızda da yüksek seviyelerde aslında bile olumsuz etkisi olmadığını bize söylüyor. Neredeyse 3,5 gram alındığında bile aslında kolinin burada sadece kan basıncında düşme, terleme, ağız kokusu, ishal gibi etkisi olduğunu O da gösteriyor. çok nadir. Aslında güvenilir. Zaten biz supplementlerde 250 ile 500 miligram öneriyoruz. 3500 miligrama kadar da kullanımında toksik etki gözlenmiyor. Yani güvenilir bir ürün aslında. O demek istiyorum. Beslenmeyle de zaten böyle bir miktarın ya da ürünlerin içerisindeki dozlar da güvenli olduğu için bu üst limite geçmek mümkün değil. Gıdalara baktığımızda da aslında hayvansal kaynaklı bir molekül koli. Burada özellikle yine dana ciğerinde, tavuk ciğerinde, ciğerde ve hepimizin en çok bildiği yumurtada aslında hep böyle işte yumurta yediğinde sabah okula giderken mutlaka yumurta niye ki işte zihinle alakalı işte dersine odaklan gibi birçok aslında böyle halk arasında da söylemler vardır hepimizin de O duyduğu. zaman sınav sabah yumurta yiyoruz ama Evet. ekmek yemiyoruz. Ekmek yemiyoruz ya da kuru yemiş tercih ediyoruz. Bunun yanında yine hayvansal kaynaklı olduğu için daha çok hayvansal gıdalarda ama çok az değil mi bitkisel gıdalarda da bulunuyor. Özellikle kükürtlü gıdalarda, karnabahar, brokoli de kolin ihtiva ediyor ama ağırlıklı olarak hayvansal bir ürün olduğunu paylaşabilirim O zaman vegan ve vejetaryenler yanlarda kaynak olarak yine alabiliyoruz. ben. Evet, rahatlıkla alınabilir. Teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda ginkgo biloba. Hani bu da gerçekten çok çok büyük. Biz eskiden 80 miligram tabletleri vardı. Hala var. Yaklaşık böyle bir 15-20 yıldan beri ben yazdığım bir tablet olarak yazdığım bir üründü. Şimdi artık kimyasal ihtiva etmeyen, kayganlaştırıcı ya da aroma verici ihtiva etmeyen, raf ömrünü artırmayan güzel moleküller içinde ginkgo bilobamız var. Gönül rahatlığıyla verebiliyorum aslında. Bu da gayet iyi bir ürün. Yine beyin fonksiyonları artırması açısından. Tirozin aslında biyopitirin yolu üzerinden önce serotonine sonra da melatonine çevriliyor. Bu da serotonin mutluluk hormonu, melatonin uyku hormonu aslında.
Yine bilişsel aktiviteyi artırabiliyor ve mutlu olmamızı sağlıyor aynı zamanda. Böyle bir amino asit desteği de yapılabilir diye düşünüyorum. Aynı zamanda tiroid hormonlarında da iyotla bağlanıyor. Tiroid hormonu desteğini yapıyor. Bu da yine tiroid bilişsel aktivitelerde beynin pilidir, ruhun pilidir ve bedenin pilidir. Tiroidde 3 tane pil var. Eğer tiroid tembelse zihin yavaşlıyor, dikkat dağınıklığı, unutkanlık yapıyor. Ruh yavaşlıyor, modumuz düşüyor, mutsuz, keyifsiz, depresif insan oluyoruz. Beden yavaşlıyor, kendimizi 80'lik deli gibi hissediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Yani zaten söyledikleriniz kognizantın içinde hepsi var. Hani hem fosfatidilserin hem sitikolin, ginkgo biloba, vitamin B6 ve L-tirozin. Şimdi hocam kognizantla ilgili hani sorular da var ama şunu soracağım ben şimdi. Ginkgo bilobanın 13-15 yaşlarındaki çocuklar için kan sulandırıcı özelliğinden dolayı zararlı olduğu söyleniyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Aslında yurt dışı çalışmalara da baktım. Kan sulandırıcı kullanmıyorsa hasta ya da gebelik hamilelik gibi durumlarda verilmiyor genelde. Gönül rahatlığıyla kullanılan bir ürün aslında. Bu Japon eli diyebildiğimiz ginkgo biloba. Çocuklarda da güvenle kullanılsın diyor. Çocuk çalışmaları ginkgo'nun çok fazla var. Ve kanın sulandırılması bir avantaj. Kanın daha devrim halinde olmasını sağlıyor. Durağanlaşmasını engelliyor. Hücrelerime bu sayede daha iyi oksijen beynime, daha iyi vitamin, mineraller, fitonütriyentler gidiyor. Aynı zamanda artık gençlerde bana bir şey olmaz dememek lazım. Demin bahsetmiştim, 31-32 yaşında bir genç kız. Hatta geçen hafta da 29 yaşında bir hastamız akut koroner sendrom, kalp krizi geçirmişti. Bunları yaşıyor, her yaşta oluyor. En azından onları da kurtarmış oluyor. Gençlerde aslında damar tıkanıklığı daha tehlikeli oluyor. Çünkü yaşlarda kolektörler var. Yardımcı tahliye oluyoruz. Ana yol tıkandığında yardımcı tahliye yoldan kan akışı olduğu için yaşlılarda yardımcı damarlar vasıtasıyla hasta kalp krizi geçirse de göğsünü tuta tuta gelebiliyor. Ama gençlerde öyle değil. Futbolcular mesela örnek vereyim 22-23 yaşında gençlik delikanlı sahada kalp krizi geçirdiğinde sahanın köşesinde ambulans var. Her zaman bulunması zorunlu. Emin olun çoğunlukla ambulansa bile taşımaya vakti olmadan statta vefat ediyor. Çünkü bize yardımcı damarlar yok. Bizde bu kalp damar işinin şakası yok ve her yaşta olabiliyor. Ginkgo özellikle gençlerin de alması gereken bir. Teşekkür ediyoruz. Peki oğlum sınav döneminde Ritalin 10 mg kullanıyor yoksa odaklanıp başarılı olamıyor demiş. Yerine yan etkisi olmayan ne önerirsiniz? Şimdi metilfenidat var Ritalin içinde. Bizim çocuk ergen psikiyatristleri genelde peynir ekmek gibi yazıyorlar. Bir tane daha bir var. Konserta ve Ritalin. Bunları çok fazla kullanıyor. Dikkat dağınıklığında, unutkanlıkta, konsantrasyon zafiyeti. Hatta hiçbir problemi yok. Sadece sınav başarısını artırsın diye bile yazılan bir ürün. Bunlar bağımlı yaptığı için reçel reçel yazılan bir ürün. Doktor kontrolü olan ürünler ve maalesef normal sağlıklı insanlar dahi alıyor. Başlaması bir dert, bırakması bir dert. Asla önermiyoruz. Ciddi çarpıntılar, fatal aritmiler, kardiyak, ölümcül ritim problemleri yapabiliyor. Yine uyku problemi, uykuya dalamama, uyku kaçması yapabiliyor. Yine karınla ilgili mide bulansı, şişlik, gazlar veya kusmalar, karın ağrıları yapabiliyor. Zihinsel fonksiyonu ilk başta artış yapıyor ama sonra uyku açlığı yapıp daha sonrasında zihinsel fonksiyonu tamamen bağlayabiliyor. Kaş yapıyorum, erken göz çıkarıyoruz. Biz çok sevdiğimiz ürünler değil. Bu tür ürünler yerine işte demin bahsettiğimiz aslında ismini de zikrettiğimiz tane tane hem bitkisel sofralarımızda olması gereken ürünleri, baharatları, şeyleri saydım. Hem de takviye açı gıdaları saydım. Bunları alması daha doğru. Bir soru var şimdi. Ben de tam şey bilemedim ama COMT mutasyonu hemozigot olan kişiler için L-tirozin sıkıntı çıkarabilir mi? Ne mutasyonu tam anlamadım. Ben de bilmedim bir mutasyon. COMT COMT mutasyonu. Yani. COMT östrojeni yıkan. Östrojeni yıkan bir mutasyondur aslında. Yine bu da COMT mutasyonu olanlarda ne vardı? Sorun devamı neydi? Yani diyor ki COMT mutasyonu homozigotsa L-tirozin kullanımı riskli olabilir mi? Risklidir, yıkılamaz. Hatta onlarda serotonin ve melatonin almak bile problem yaratır. Yıkılamıyor maalesef, parçalanamıyor. Kalp yapılım derken göz çıkarmış oluruz. Serotonin fırtınası olur onlar. Yani o mesela, yüzden onların almaması gerekiyor. Çok hani o önemli bir... Bütün yıl onlarda iyi çalışmıyor. Tamam o önemli mesela. Şimdi burada netleştirdik. O mutasyonu varsa kullanmasınlar. Artık COMT mutasyonu
olanlarda başka mutasyonlar da oluyor. MTF'li mutasyonlar da oluyor. Evet. İlaç sıkıntılı bu aslında grup gerçekten. Anladım. İlaç kullanımı. Peki çok mu görünüyor, az mı? Çok yani nadir. Komptum. Çok nadir tabii. Aynen. Ama nadirse de biliyorlarsa kullanmasınlar. 14 yaşında oğlum kognizant günde bir tane yeterli olur mu hocam? Bir kapsül. Şimdi bakın, miligramına bakmak lazım. Biz genelde 250 miligramlı sabah akşam toplam 500 miligrama vermeyi veriyorum. Benim kızım da şu an LGS'ye hazırlanıyor demiştim. Orta 4'te lise ilgili sınavı. O da kognizant kullanıyor. Sabah ve akşam bir tane kullandırıyorum. Gerçek dozu aslında 500 miligram. İster güneşin iki tane sabah alır, isterse sabah akşama böler. Ama iki tane alması daha doğru olur. Bir tane yetmez. Şöyle bir soru var. Beyin sisinde neler yapılabilir? Çok genel bir soru ama. Bir de ama beyin sisiyle ilgili çok soru var. Şöyle, kafamı sürekli duman basılmış gibi hissediyorum. Berrak bir zihin için ne yapmak gerekir? Bu da beyin sisi. Aslında ben bugün konuşmanın başında da Gray Fox zihin sisini anlattım. Bir kere zihin sisi olan bir insanda bağırsakları düzeltmeden beyin bariyerini düzeltemiyoruz. Yediklerini düzeltecek, stresini modifiye edecek. Stresi azaltmak mümkün değil, belki stresi bir yerlere yöneltecek. Sporsal aktivitelerini artıracak. Biz genelde spor kültürü Türk insanında yok. Haftada belki 3 gün totalde 40 dakika yürüyüş yapması bile yeterli. Haftada 3 gün 40'ar dakika. O bile benim için yeterli kağıt. Ya da bir sevdiğim spor aktivitesi de olabilir. Aynı zamanda uykusunu düzene sokacak. Çünkü ben gün içinde yıpranmış olan hücrelerin, beyin hücreleri de dahi geceleyin kendini tamir fazına alıyor. Buna sirkadiyen ritim diyoruz. Yani biyolojik iş saat diyoruz. Bu biyolojik iş saate girebilmek için beynin kendi onarabilmesi, biz onu nöroplastisite diyoruz. Ya da yıpranmamış, sapasağlam hücrelerin de beynin kendini koruma fazına alması, can fazı alması. Burada da nöroproteksiyon diyoruz. Bu fazlara girebilmek için benim mışıl mışıl gece 11'den önce yatağa girmem lazım. Sessiz, karanlık bir ortamda. Tablet falan, bilgisayar, telefon olmayacak. Çünkü olursa ondaki mavi ekran melatonin üretiminin bir numaralı düşmanı. Anında bir saniye baktığımda bile melatonin üretimi sıfırlanıyor. Gece 11'de pik yapıyor. Gece 2.30'da ikinci pikini yapıyor. Sabaha karşı 5 gibi üretiyor. Eğer ben melatonin üretimi olmadığı takdirde o zaman ne oluyor? O bahsettiğim beynin kendi uyarıcı olan, onarıcı, tamir edici olan o sirkadiyen ritmi sağlayamıyorum. Yani organlarımı tamir fazına sokamıyorum. O zaman da zihin sistem hala devam ediyor. Geç yatmalar çok moda oldu. Hastalara soruyorum, kaç gibi yatarsın? Hocam işte erken yatıyorum. 12-1 gibi yatıyorum diyor. Artık bu erkenleşti. Benim dedelerim, nenelerim mesela tarlada, bağdada, bahçede ya da bu hayvanda otlak peşinde koşarken yıpranırlar, yorulurlar böyle. Daha sonrasında akşam olmadan gelirler evine bir zahmetle. Yemeğini hazırlarlar. Sonrasında biraz sohbetini ederler. Daha sonrasında da eğer namaz kılıyorsa, yatsı ezanı okuduktan sonra namazını kılıp yatarlarmış. Sonra da üzerine güneş doğmadan sabah köyde kalkıp tekrar tarlasına giderlermiş. Yani genlerimiz o şekilde aslında dizayn edilmiş. Biz onları taklit etmekle mükellefiz. Benim dedem gidip de gece 1'de 2'ye kadar oturmazmış ki, öyle düşünelim. Eğer bu yaşam tarzı değişikliğine uymaz ise istediğimiz kadar supplement alalım, beyin sesini düzeltiriz. Teşekkür ederiz. Melatoninin uzun süre kullanılır mı? Ne kadar zaman kullanılır? Birden bırakılır mı melatonin? Evet. Aslında melatonin biz doz titrasyonu yaparak artırıyoruz. Bazen yurt dışında 1 miligramlıkları var. Ülkemizde yok. 3 miligramlıkları var. Ya da genelde klasik biz bakanlık 3 miligrama kadar bizim bakanlığımız ulusatlar için. Genelde preparatlar 3 miligram. Bazı firmalar damla yaptı. Onlar da doz titrasyonu yapılabiliyor. Ama benim tercih ettiğim önce düşük başlayıp hatta çocuklara gummy formları var jelibon şeklinde. 1 miligram çocuklara bile verilebilen form. Çünkü çocuklarda da uyku bozukluğu olabiliyor. Sonrasında 3 miligram, sonra 5 miligram, en nihayetinde 10 miligrama dozu titre etmekte. Artıra. Sonrasında keseceksek de 10 miligramda ise birden kesemiyorum. Azalta beynin kendi üretimini de teşvik edecek şekilde kesmek mantıklı olur. Ama direkt kesilse dahi çalışmalarda beyin dışarıdan eksojen melatonin alımında endojen beyin kendi ürettiğini azaltmadığına dair veriler olduğu için direkt de kesilebilir, zararı yok. Zararı yok. Teşekkürler. B12 eksikliğinde ne tür
problemlerle karşılaşırız ve nasıl yükseltiriz? Sen söyle biraz. Tabii ki hocam. Özellikle en çok unutkanlıkla alakalı ve zihin fonksiyonlarıyla alakalı problem görüyoruz. Bununla beraber eşlik eden de biraz anksiyete, panik bozukluklar da beraberinde aslında seyredebiliyor. Ellerde titremeler seyredebiliyor. B12 hayvansal kaynaklardan elde edilen, hayvansal kaynaklarda yoğun olarak bulunan bir vitamin aslında. Özellikle yine kolin gibi bahsettiğimiz küçük baş hayvan etlerinde, ciğerlerde, yine balığın içerdiği belirli oranlarda süt ve süt ürünlerinde aslında bulunan bir vitamin. Ve eksikliğinde de yine hem zihinsel fonksiyonlarla ilgili hem de psikolojik problemlerle ilgili durumlar tetiklenebiliyor. Özellikle beslenmemizde mutlaka hayvansal gıdaları daha kontrollü ve yeterli miktarda aldığımızda emin olmakta fayda var. Hasta vegansa? Hasta vegansa evet. Burada özellikle belki kuru yemişler, kuru baklagillerden bir miktar destek alabiliriz. Gerçekten. Olmaz. Nerede var? Ben söyleyeyim mi? Veganlarda aslında sifrinle ve klorella, hani su yosunları da var ama ondaki pseudobiyonik, ondan da yararlanamıyoruz. Gerçek biyonik itibaren tek bitkisel gıda natto. Natto fermente Japon türüsü. Bir onda var. Başka da hiçbir yerde yok hayvan, şey bitkilerde. Diğer bütün hayvansal kaynaklı gıdalarda var. Ama şöyle bir handikap var. Şimdi mesela kanında B12 çok yüksek. Almıyor. Ben B12 almıyorum. Hala yüksek diyor. Çünkü enflamasyon var. Kullanmıyor. Kullanamıyor. Kullanamadığı için kanda yükseliyor. O da kötü bir şey. Ya da tam tersi. Fibromiyalji hastaları var çalışmalarda. Kanda seviyesi normal B12. Ama beyin omurilik sıvısı yapıyorum. Boz sıvısı. Beyin içinde yüzüyor. Sıvıda B12 çalışması yapıldığında B12'nin çok düşük olduğu gözüküyor. Yani B12 normal olsa bile eğer fibromiyalji hastalığı var, kas ağrıları, yorgunlukların varsa kronik yine alabilirim. Zararlı çünkü vücut fazlasını idrarda atıyor. İstikakı kadarını kullanacağına olur, geri kalanı idrarda atıyor. Yani aslında kanda semptomlarımız, fibromiyalji gibi kronik yorgunluklar, kronik ağrı sendromları varsa, anksiyete, panik, depresyon gibi duyguların bozuklukları varsa, zihinsiz, unutkanlık, dikkat dağınıklığı, konsantrasyon zaafı gibi bilişsel fonksiyonlarda da azalma varsa veya Alzheimer başlamışsa artık nörodejeneratif hastalıklar ya da bunun haricinde el ayaklarda periferik nöropatiler veriyoruz. Uyuşma, yanma, karıncalanma, hissizlik, üşüme gibi ya da nörojen mesanelerde veriyoruz. Hani idrar kaçırma, idrar tutamama gibi durumlarda. Birçok aslında B12 verdiğimiz bizim fonksiyonları gideren, düzelten ürünler var ama başka bir şey daha var, bir kapı açıp metilasyon bozukluğunda veriyoruz. Homosistein yüksekse bir hastanın B12 eksikliği, B6 eksikliği, B2 eksikliğinde bunlar özellikle B9 yani folik asit eksikliğinde homosistein yıkılamıyor, parçalanamıyor. Biz B6 verince homosistein glutatyon yoluna sokuyoruz. B9 yani folik asit ve B12 verdiğimizde de aslında homosisteini parçalayıp bu metiyonine çeviriyoruz. S-adenozil metiyonin haline çeviriyor. Doğal bir antidepresandır aslında. Aynı zamanda S-adenozil metiyonin doğal bir enerji vericidir. Aynı zamanda DNA tamiri yapıp kalın bağırsak kanserine ve özellikle akut hematolojik kan kanserine karşı da koruyucu bir faktördür. Kronik yorgunluk, kronik ağrı ya da erken yaşta kalp damarlığı, beyin damar tıkanıklığı varsa ya da aynı zamanda anksiyete, panik, şizofreni, bipolar bozukluk varsa, aynı zamanda hastada tekrardan düşükler varsa, aynı zamanda kalın bağırsak kanseri, yeni çalışmada meme kanseri varsa aslında biz burada metilasyon bozukluğunu düşünüyoruz. Metilasyon bozukluğu olan insanlar illa homosistein bakmaya gerek yok. Her hastada, her hastanede, her laboratuvarda bakılamıyor. Ya da onun geni var. MTFR dedikleri, metilatetri, hidokorat dedikleri 1298 ve 677 T mutasyonları her hastanede bakılamıyor. Bakmadan dahi bu semptomlar varsa B12 verelim, metilasyonu sağlayalım, o kronik yorgunlukları, kronik ağrıları gitsin. Teşekkür ederiz. Melek Hanım katıldı bu arada aramıza. Merhaba hocam. Melek Mustafa Hanım geldi. Hoş geldiniz Melek Hanım. Şimdi kognizant psikiyatristlerin verdiği ilaçlarla birlikte kullanabilir miyiz? Demin bahsettiğim gibi içerindeki ürünler aslında doğal vücutta olan ürünler olduğu için kullanılabilir. Ama şöyle bir handikap var. Bazı ürün, bu kognizantın içindeki ürünler aslında serinitede daha fazla var. Demin serinitadan bahsettiğim için oradaki bazı ürünler
Benim serotonin yıkım inhibitörü olan klasik antidepresan diye kullandığım ürünlerle etkileşim gösterebiliyor. Yani ben mesela serotonin GABA üzerinden serotonin üretimi artıracak bir bitkisel tedavi alırsam ve kullandığım antidepresan da o serotonin yıkılmasını engellerse, yani ben hem bitkilerle kendim üretiyorum serotonin ve beynim de onu yıkmayı, parçalamayı unutuyor, yıkmıyorsa serotoninerjik sendrom diyoruz, serotonin fırtınası diyoruz. Yani ateş, anksiyete, çarpıntı, suratta pletöre böyle flaşik dedikleri kızarıkla seyreder. Ani böyle, hatta bazen böyle ciddi hastaneye kaldırmayı gerektiren, yatış gerektiren şiddetli ve tehlikeli bir durum oluşturabiliyor. Serenita'da da bu biraz daha fazla. Kognizant'ta bu çok az. Kognizant'ta beklemem. Serenita kullanan birinin serotoninerjik fırtına olmaması için antidepresan kullanıyorsa doktoruna kullanarak, danışarak alması gerekir. Teşekkür ederiz. Şöyle soru, aşıyla ilgili çok soru var. Yani Sinovac aşısıyla ilgili ve işte Sinovac Bence aşısından sonra aşılara girersek ben bir saat anlatırım. Neyle tamam tehlikeli? girmiyorum ona. Hayır, şöyle aşıdan sonra işte beyin sisi oluştuğuyla ilgili ama ona girmiyorum. Peki İyi. ashwagandha ve rodiolin yani rodiola artı L-theanine hani bizim rodiolini birlikte kullanıyormuş. Bir sıkıntı olur mu diye soruyor. Aslında ben hastalarımı aynı anda da bazen verebiliyorum. Bunlar anksiyolitik yani anksiyete giderici olarak aslında kullanıyor. Rodiola, ashwagandha. L-theanine de aslında hem uyku da dengelemesi açısından, ashwagandha ile birlikte geceleyin, rodiola da gün içindeki stresi, anksiyeti gidermesi açısından sabahleyin aldığında güzel bir kombinasyon olabilir aslında. Anladım. Teşekkür ederim. Kognizantı sürekli kullanabilir miyiz? Soru. Evet, aslında 3500 mg'a kadar çalışmalarda güvenli bulunmuş bir ürün. Bizim supplement diye Türkiye'deki preparatlarda genelde 250 ile 500 mg günlük dozlar var. Ondan güvenli ve uzun süreli kullanılabilir. Çalışmalarda çok güvenli bulunmuş. Tamam, teşekkür ederiz. Melek Hanım daha yüksek doz istiyor. Ona da sözüm var. Çıkartacağım. Fosfodiesterini. Kognizant dürtüsellikte kullanılır mı? Evet. Aslında bunun da çalışması var. 48 hastalık bir vaka çalışmasında dürtüsellikte, yani bu impuls bozukluklarında, aynı zamanda dikkat eksikliği hiperaktivite sendromu ve otizm spektrum bozukluklarında 48 hastalık bir bu ergen çalışmasında 250 ve 500 mg'lık bir doz pozolojisinde verilmiş ve dürtüselliği azalttığı, kontrol edilmesinde faydalı olduğu saptanmış bilimsel yeni bir çalışmada yurt dışında kullanılabiliyor. Hem otizmde hem dikkat eksik hiperaktivite sendromunda hem de dürtüsellikte. Şöyle bir soru var. Tahlil sonuçları çok iyi çıkmış. Bedenimizi ne kadar süre NADAS'a çekmeliyiz? Aldığı yani kan tahlilinde çok iyi çıkmış değerleri. Ama onun iyi dedikleri bizim fonksiyonel tıbbın referanslarına göre uymayabiliyor. Bir de hangileri bakılmış? Mesela ben iyotta bakıyorum, çinkoda bakıyorum, selenyumda bakıyorum, B1, B6, B12 vitamini bakıyorum. Biz klasik tıbbın sadece B12 bakıyoruz. Artık sağlık ocakları D vitamini bile bakmıyor. Hani hangileri iyi gelmiş onu da bilmiyoruz aslında. Anladım. Doğru. Bir de sizin hep güzel bir şeyiniz var. Tam sınırda yakın olduğu zaman o iyi bir şey de değil belki. Yani bir de ortalarda olsa daha mantıklı. Yani bir tık Kesinlikle. düşse zaten şey oluyor. Bu sefer düşük diyoruz. Hani onun şeyi daha mantıklı. Optimal değerleri bulmak lazım. Burada kısa aralıkta vücut jackpot'a takılmış gibi beynin iyi olabilmesi optimal değerlerde olması lazım. Tamam. Bu zaten aşırı unutkanlıklar falan güzelce de konuştuk. Yani soruların çoğunu bir panik bozukluk hangi vitaminlerin eksikliğinin sonucudur? Aslında panik bozukluk, yani anksiyete, kaygı bozukluğu diyoruz, evham diyoruz. Bunların hepsi panik bozukluğu kapsamında. Bir kere bu metilasyon bozukluğunda olabilen bir şey. Ondan dolayı metilasyonda eksik olan vitaminlerin hepsi panik bozukluğu yapar. Aslında bütün aktif B kompleksler diyebiliriz. Sadece B6, sadece B9 dedikleri folik asit veya sadece B12 ya da sadece B2 de bütün B komplekslerin eksikliğinde bu panik bozuklukları olabiliyor demek ki. Aynı zamanda çinko eksikliğinde, iyot eksikliğinde, yine aslında D vitamini eksikliğinde yine duyguların bozuklukları olabiliyor. Panik, depresif, mizaç gibi. Birçok aslında vitamin eksikliğinde olabiliyor. Ama ya da demir eksikliğinde de genelde depresif böyle içe kapanık oluyor ama bazen de anksiyete de olabiliyor.
Birçok vitamin aslında birbiriyle birlikte etkileşim gösteriyor. Tek bir vitamin değil, çoklu vitamin düşünmek lazım. Anladım. O zaman zaten şöyle soran takipçimiz bir kan değerlerine baktırsa iyi olabilir. Ona göre bir şey Ama çıkabilir. sadece vitamin eksikliği panik yapmaz. Hani yediği gıdalar daha fazla panik yapar. Mesela bir histamin intoleransı varsa, histamin ihtiva eden bir gıda yediğinde, mesela domates, biber, patlıcan, ıspanak ya da bir limon gibi sebze ya da buz çilek gibi, avokado, ananas, greyfurt, mandalina, greyfurt gibi böyle sağlıklı bildiğimiz meyve yediğinde de yine panik belirtilerine benzer, histamin de şarj olur. Tekrar böyle panik atak belirtilerine benzer belirtiler yapar. Yani yediği gıdalar aslında vitamin eksiklerinden daha fazla paniği tetikleyebilir. Stres yönetimi, uyku düzensizlikleri bunlar yine paniği tetikleyen faktörler aslında. Ya da beyinde mesela bir arsenik, kurşun, cıva, kadmiyum ya da alüminyum birikimi yine paniği tetikleyebilir. Sadece vitamin eksikliği olarak düşünmemek lazım. Yani at gözü dedi, biraz daha geniş felsefeden bakmakta fayda var bence. Teşekkür ediyorum. Peki dikleksi de ne öneriyorsunuz gençlere? Dikleksi sorun. Disleksi mi Evet. diyorsunuz? Aslında disleksi biraz daha spesifik bir ürün. Hani spesifik bir hastalık böyle. Benim çok da aslında uğraşı alanı olan bir hastalık değil. Ben o genelde çocuk ergen psikiyatriste de gönderiyorum disleksiye. Ama disleksi de yine aynı şekilde hani bu dürtüsellik de bunlar çok zeki çocuklar sonuçta. Hatta bazılarında otizmin Asperger varyantı olabiliyor. Bunlar bir spektrum bozukluğudur. Disleksi onların bir varyantıdır. Aynı dürtüsellik gibi mesela kognizant bunlar da etkili olabiliyor. Aslında kognizantın içindeki olan tüm maddeler bunlar da verilebilir. İlaveten omega 3 ve GDA da verilebiliyor ilaveten. Şimdi soru geldi. Oğluma metil grubu takviyeler yaramıyor diyor. TMG, metil folat ve metil kobalamin, kolin vesaire gibi nedeni ne olabilir? Agresifleşiyormuş oğlum. Ayfer'in İlk annesi. aslında bu mutasyonlar olabiliyor demiştik. Hani biz MTF gen mutasyonu haricinde MTNV gen mutasyonu ve bunlar da yine single nükleotit polimorfizm olabiliyor. Komponlardan biri. Bunlar da maalesef metil overmetilasyonu olabiliyor bir de bazı insanların overmetilasyon. Bunlarda da yine metil grubu ürünler kullandığımızda metil folat, metil kobalamin gibi yine maalesef yan etki yapabiliyor. O zaman da metil kobalamin yerine trans kobalamin ya da hidroksi kobalamin ya da S adenozil kobalamin kullanabilir en kötü Yani sorular biraz tekrarlıyor artık. Şeyde yaptı zaten şu anda 72 dakikadır sabırla izliyorlar bizi. Siz de çok güzel anlatıyorsunuz her ikiniz de. Aytaç hocam inanılmaz ne sorsam hemen cevaplıyor. Ben bilirim gibi oldu. Bizim bildiğimiz okyanusa katli gibi. Ben hala geçitlere kadar hastalarım erken yatıyor ama zaman yetmediği için kendim geçitlere kadar hala okuyorum. Okuduklarım bir katli gibi, bir damla gibi gerçekten. Anladım ama siz de sabah 2'ye kadar okumayın. Gece 10'da yatın ki daha sağlıklı olun. Kesinlikle. Olur. Evet ama olmuyor işte biz de onu şey yapıyoruz ama en azından 12'yi geçirmemeye çalışıyorum ben. Hocam son şeyi alayım ben sizden sonra da yavaş yavaş kapatalım. Çok teşekkür ediyoruz bu arada. Hani onu söyleyeyim. Ben teşekkür ederim. Uykusundan feragat eden, çocuklarından feragat edip bize yayında eşlik eden herkese teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Erdi Bey size de çok teşekkür ediyoruz. Evet, Katıldınız, sağ olun. bize katkı sağladınız. Çok teşekkürler. Bütün takipçilerimize teşekkür ediyoruz. Bu saatte hala devam edip bizi dinledikleri için bir dahaki toplantımızda da görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Ya. Yeah. Efendim.